Merhabalar arkadaşlar. Annemlerin geldik köye. Annemlerin serasını çektim şu tarafta. Bir de bahçelerini gezip bahçelerini çekmek istedim. Şuraya domates dikmişler. Bu domatesleri kayınvalidem vermişti. Yani tamamen çetil dikmişti böyle seraya. Orada büyüyenlerden vermişti. Annemgil de buraya bir hat açığa dikmişler. İyi, fena da değiller yani, en azından yaşıyorlar. Aslında yazlık bahçeyi yapmadıkları için dikecek bir yer bulamamışlardı. O yüzden de biraz dikip dikmeyecekleri belli değildi. Bir de ondan sonrasında dolu vurdu. Ona rağmen iyi toparlamışlar. Şöyle bir sıra dikmişler. Gene iyi duruyor. Şuralara da kabak dikmiş annem. Kabak da buralarda güzel oluyor. Şöyle ocak ocak dikmiş. Kabakları da güzel gözüküyor. Hemen yukarıda bir yeri vardı annemin. Genelde oraya salatalık dikerdi. Biraz yürüyüp oralara da bakmak, size de göstermek istiyorum. Evet. Eskiden buralarda hep nane olurdu. Ama şimdi çok fazla kalmamış. Şurada var. Böyle cansız gibi duruyor ama çok da güzel kokan bir nane bu. Çok kuvvetli bir nane. Şu hemen havuzumuz var. Şu havuzun ön tarafında bu naneler sudan, yani şuradan akan sudan besleniyordu. Güzel oluyordu. Evet. Şuradaki kışlık bahçe aslında burası ama işte bozmaya yakın. Ispanaklar, tereler falan gidince buraya annem yine yazlık malzemelerden de dikiyor. Şöyle tavuklar özgür burada. Özgür olduğu için yollar genelde kapalı oluyor. Evet, geldim. Biraz ıspanağı var. Hörtmek çıkartmış ama gene de hörtmeye rağmen yeniyor. Şuraya çetil dikmiş. Biber çetil annem. Güzel olmuş. Şuralara da salatalık dikmiş. Evet, buraya genelde salatalık dikiyor erkenden olabilsin diye. Fasulye dikiyor. Salatalıkları da buraya çekirdekten ekmiş. Güzel olmuş bence. Şöyle bayağı da dikmiş. Biz bunların yanına çalı dikiyoruz, büyük büyük şunlar gibi. O çalıya doğru tırmanıyorlar. Zaten yukarıya giden salatalıklar bunlar. Yer salatalığı değil. Böylece yani bir seradan topluyormuş gibi oluyor. Fasulyeleri de güzel olmuş. İyi çıkmış. Biz yine fasulyeler de yer fasulyesi olmuyor. Genelde böyle çubuklara çıkanlardan yapıyoruz. Mesela şunları dikiyoruz kenarlarına. Bunları sarıyor iyice. O şekilde topluyoruz, yiyoruz. Hem daha kolay oluyor. Hem de daha fazla yaşıyor bence. Öyle düşünüyorum. Şurada da patatesleri var. Patatesleri de iyi olmuş maşallah. Bayağı canlı duruyorlar. Aşağıda soğanları var. Soğanlar da, bu soğanlar zillenen, normal soğanlardan dikilen soğanlar. Şöyle patatesler de güzel. İyi. Çok fazla yok ama iyi olur inşallah. Yukarıda zeytin bahçesi. Zeytin bahçemiz de böyle güzel duruyor. Şu ilerideki kısma da yaz bahçesi yapacağız işte. Normalde patlıcan, salatalık, domates, biber, her şeyi oraya dikiyoruz biz. Şu ön taraftaki kısma. Şurada garip dostlar vardı. Onlar kesildi bu yıl. Böylece hem daha rahat olacak, hem daha havadar olur. Hem de garip dostun tozları ve yaprakları bahçeleri kötü etkiliyordu. Daha rahat olacak artık. İnşallah daha güzel bir bahçe olur diye umuyoruz. Çekerken, dikerken fırsat olursa, buralarda olabilirsek sizlere çekerim, atarım. Şuradaki havuza su biriktiriyoruz. Suluyoruz biz. Şöyle yaklaştım. Havuzumuz da şurada, şuradan. Şuraya da su biriktirip suluyoruz. Şu yukarıki kısımda da soğan, sarımsak dikmiş annem. Yine şuralar bizim zeytinlik. Çok güzel gözüküyor. Her yer çiçek.
Böcek. Bahar gelmiş. Çok güzel yani. Eskiden buralarda işte büyük büyük garip dostlar vardı. Ama kesildi. Kesilince iyi oldu açıkçası. Tarla bir açıldı, ferahladı. Çünkü her yeri kaplıyor bunun. Yaprağı, tozu, pisi. Şu küçüklerden yeniden yetişecek muhtemelen ama yetişmesi de uzun zaman alıyor zaten. Şuralara da herhalde kabak çekirdeği düşmüş. Her yerde de kabak bitmiş. Çiçeği çıkarsa yenir. Kabak tutmaz muhtemelen ama çiçeklerini toplayıp kabak çiçeği dolması yapabiliriz. Şu aşağıda hurmalarımız var. Hemen ikisinin arasında mandalinalar var ama sulayamadığımız için mandalinalar çok iyi olamıyor. Bu yıl Nisan yağmuru biraz fazla oldu. İnşallah bu sene daha biz sulamasak da kendiliğinden iyi olur diye umuyorum. Yine biraz ilerisinde yine zeytinlerimiz var. Şurada da babamın arıları var. Evet, şöyle biraz gezdireyim sizi bahçemize. Şu otu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu ot satılıyor açıkçası. Otun adını bilmiyorum. Ama satılan bir ot. Eğer bahçenizde falan varsa toplayıp köklerini kesip kurutup satabilirsiniz. Kilosu, kurusunun kilosu 18 lira falan olması lazım. Öyle diye hatırlıyorum. Şu zeytinler büyük büyüktü aslında. Bunları kestiler. Sonra yeniden dibinden böyle taze zeytinler çıktı. Onlar da bu şekilde oldu. Biraz yüksekte şeyleri. Keşke biraz daha engin de olsa, toplaması kolay olsa ama bu şekildeler. Zaten çok da fazla fazla tutmuyorlar bunlar, taze yani yukarıya diktiklerimiz kadar. Ama yine de bir yıl güzel tutuyor, bir yıl olmuyor zaten. Zeytin şeyi bu şekilde oluyor. Şuraya geldik. Şurada da zambaklarımız var. Çok güzel kokuyor. Burayı resmen yan yan törüyor. Babam zaten şu üst kısımlarını sürdüğü için bu aşağı kısımlarda oluyor. O da güzel oluyor. Aşağıdan da çok güzel gözüküyor. Şurada narlar var. Şunlar bahçenin damlamaları. Hemen şurada depremden dolayı çadırımızı kurduk. Çadırımız da burada. Eşyaları koymak için kurduğumuz çadır. Kendimiz bu çadır gelmeden önce daha öncesinde bir çadır kurmuştuk zaten. Buna da eşyaları boşaltıyoruz evin. Yıkılmadan önce alabildiğimiz eşyaları koyduk. Evet, şuradan bir inelim. Evet. Bu aralar yağmurlu gidiyor havalar. O yüzden ortalık çar çamur. Gene şansımızdan bugün güneşli. Umarım yarın da güneşli olur. Yarın da kardeşimin tatlısı olacak. Nişanın biraz küçüğüne buralarda tatlı deniyor. Evet. Evet arkadaşlar, köyümüz bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda bahsedin. Bazen yani pek içerik gibi olmuyor bunlar. Boş böyle gezdiriyormuşum gibi oluyor ama ben bazen izlemeyi seviyorum, böyle ne güzel doğa, tertemiz falan. Ayrıyeten köydeki insanların da çocuklarının çoğu uzaklarda, çoğu hemen hemen gelemiyor. Köylerin falan bu hallerini görmesini istediğim için bunları genelde çekiyorum. Kendime hatıra olsun diye de çekiyorum. Siz de beğeniyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum.